Üstünden çıkan pantol da oydu işte. Cebinden kimlik mimlik hiçbir şey çıkmadı. Para? Para. Ha, parayı unutmamışsın. Uyanık seni. Ulan sen yoksa yiyor musun lan beni? Bu ne? Para mı lan o? Kağıt parçası. Ver bakayım. Hayat ile Kerem. Bir şey hatırlatıyor mu bunlar? Havalar soğudu. Siz daha buraya kuruyorsunuz sofrayı. Havaların nesi var baba? Sobayı kurmadık daha. Lavin nerede? İçeride. Çok acıkmış. Erken yedi yemeğini. Dersini yapıyor şimdi. Ey. Malik. Aferin oğlum. Şirine göz kulak oluyormuşsun. Hocam tabii Kudret ana. O benim de bacım. Bas lan oğlum ben. Ver kızım. Ya kuru acısız olur mu? Pul biber getirmemişsiniz. Hani nerede pul biber? Cirim, hadi kızım sen getir. Benim tabanlarım şişti ayakta durmaktan. Kendi evinin hizmetçisi olmak iyidir Cennet Hanım. Ben ne yapayım? Başkasının evinde hizmetçilik yapıyorum. Bundan sonra olmayacak. İsmail'le ben çalışacağız. Çömleğe yeniden başlayacağız. Babam, hele bunu seninle az bir konuşalım da ondan sonra. Oldu. Hadi afiyet olsun. Bir iş yoksa ben çıkıyorum efendim. Çıkabilirsin Tahsin. Çok uzun ve yorucu bir gündü senin için. Çok koşuşturdun. Öyle icap etti, ne yaparsınız? Leyla Hanım, kararınız kesin mi? Niye bu kadar ısrarcısın Tahsin? Israr olarak addetmeyin. Ama ben Kudret Hanım'dan daha iyisini bulabileceğimizi düşünmemiştim. Buluruz Tahsin, merak etme. Sen Kudret'e anahtar vermiş miydin? Hayır, vermedim. Güzel. Bu durumda işle ilişkisinin kesilmesi daha kolay olur. Ara, yarın gelmezsin. İyi akşamlar Tahsin. İyi akşamlar efendim. Ne olan? Kendini mi seyrediyorsun? Oğlum, var lan senin bekleyenin, sevenin. Ama işte kafa macun olmuş, sen de hiçbir şey hatırlamıyorsun. Bilmiyorum ki, var mı bir sevenin, bekleyenin? O ilandaki numarayı aradım ha. Apaçık sordum. Dedim, bulana bir ödül, para, bir şey var mı? Telefona çıkan kız ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Dedi ki, dedem maaşı alınca kirayı ancak o zaman ödeyebileceğiz dedi. Çulsuz oğlum seni arayanlar. Ama işte kim seni ne diye arıyor biz onu bilmiyoruz. Bir sakata gelmeni istemem. Hadi şunları bitirelim de çıkalım. Nereye? Karakola. Niye ki? Ben daha önce aradım konuştum karakolla zaten. Tabii sen o zamanlar sarı çizmeli Mehmet Ağa'ydın. O kim ya? Ya tamam lan uzatma işte. Oğlum bak. Şimdi en azından adını hatırlıyorsun.
Cebinden çıkan o davetiye, ilan belli mi olur? Belki kolaycacık bulurlar yakınlarını. Hadi.